Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Almanya'ya ağır darbe vuruldu. 150 yıl öncesine dönüldü, Türkiye'nin kapısına dayandılar. Kıymetli izleyenler, küresel ticaret 150 yıl öncesine döndü. Kızıldeniz'deki savaş Batı ekonomisini etkilerken Avrupa tedarikte Türklerin kapısını çalmaya başladı. Kimya, otomotiv, sağlık gereçleri ve beyaz eşya gibi ürün gruplarında talep patlaması yaşandı. Kızıldeniz'de korsan saldırılarının ikinci ayına girmesi ve saldırıların artarak devam edeceği beklentilerinin güçlenmesi nedeniyle Avrupa ile Asya arasındaki yük gemisi trafiği durma noktasına geldi. 150 yıl önce olduğu gibi Afrika'yı dolaşarak gelen gemilerin hem zaman hem de maliyetleri katladı. Küresel ticareti sıkıntıya sokan bu durum, Türkiye açısındansa hem iç pazarda hem de ihracatta pozitif bir tablo yarattı. Avrupa ve Asya'dan temin edemediği ara malı ürünler için her krizde olduğu gibi Türkiye'ye yöneldi. Özellikle kimya, otomotiv, sağlık gereçleri, beyaz eşya, valfler gibi ürün gruplarında hem iç hem de dış pazarda talep patlaması yaşanıyor. Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da bazı sektörlerde küçülme yaşanacağı uyarısında bulundu. Ekonomisi 2023'te %0,3 küçülen ülkede bazı şirketler üretimi azaltmaya ya da alternatif tedarik rotaları aramaya başladı. Almanya'daki diğer şirketlerin açıklamalarına göre satın alma departmanları çoğu zaman istenilen ürünleri bulmakta zorlanıyor. Asya'dan Akdeniz'e giden gemilerin nakliye maliyetleri ise şimdiden 4 katı arttı. Krizden tırmanması daha geniş ekonomik sonuçlara ilişkin korkuları da körüklüyor.